Merhaba sevgili kralcılar. Bu hafta 20 dakika programındaki konuğumuz Murat Kurşun. Sevgili Murat Kurşun, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim sevgili Şener. Murat'cığım, sohbete başlamadan önce biyografini bir izleyelim. Bakalım neler var, seni nasıl tanıyacağız. Sonrasında program içerisinde sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Tabii ki. Tüm ışıkları söndür gece. Yanına geleceğim ben gizlice. Sonra bütün gece öpmece. Oynayalım bu gece. 20 dakika programında bu haftaki konuğumuz Murat Kurşun. Küçük yaşlardan itibaren müzikle uğraşan Murat Kurşun, Seda Sayan, Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Ceylan, Ayhan Aşan'a şarkılar verir. Mardin kapı şen olur, dibine girmen olur. Buralarda yaz seven, vallahi verem olur. Lele, 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 lele can. 1998 yılında ilk albümünü çıkaran Murat Kurşun, çıkışını 2005 yılında çıkardığı Sevenler Gece Ölür isimli albümüyle aynı ismi taşıyan şarkıyla yakalar. Kurşun yemiş gibi her şey, bitmiş gibi sevenler gece ölür. Sahne çalışmalarına ara vermeden devam eden Murat Kurşun, milyonların sevgilisi haline gelir. Kendine has sesi ve yorumuyla her yıla yeni bir albüm sığdıran sanatçı, müzikal kariyerine 10 albüm, bir de single çıkarır. Hayat isimli son single'ıyla Murat Kurşun, şimdi 20 dakika boyunca hoş sohbeti ve akustik yorumlarıyla Kral TV'de bizlerle. Gözümden, gönlümden düşen düşene, bu öksüz başıma gözdağı verme. 20 dakikada Murat Kurşun'la sohbete başlayalım. Biyografimizi izledik. Evet. Sevgili Murat, 7 yaşında başlayan bir müzik hayatı. Bize biraz anlatır mısın? Şimdi 7 yaşında ben nasıl şarkı söylemeye başladım? Sevgili dayım hobi olarak saz çalardı. Dedi ki bu çocuk hani böyle bir ışık var. Ailede bir müzisyen var. Evet. Bana o zaman ilk albümü bildiğin banyoda. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Orada ses güzel çıkar. Hamam. Hamam babası. Hamam. Evet. Orada ben o zamanlar işte Belgiz Akkaya, İzzet Altın. Şey, pardon, İzzet Altınmış, özür dilerim. Ondan sonra İbrahim abi, işte Türk halk müziği sanatçılarını dinlemeye başladım ben. Ama yazmam yok. Okumam yok. Ezbere. Bismillah. Evet, o zaman öyle başladım. Çok güzel. Ondan sonra tabii ki bu bende artık. Yıllar. Şimdi bambaşka bir yıllar boyutta. Geçtikçe. Mardinlisin. Evet, Mardin. Gençsin. Gençli bir arkadaşımızsın. Ama Mardin'den sonra buraya gelene kadar, İstanbul'a gelene kadar çok uzun bir yolculuk var. Evet. Bunu biraz anlatır mısın bize? Ya tabii ki şöyle. Ben zaten çok yakında hayatımı sinemaya döktüm ben. Sinema gelecek yakında. Aa, çok güzel. Evet. İnanılmaz güzel bir... Yani şimdi sinema var diye bize anlatmayacak mı? Biz filmi mi bekleyelim yani? Yani çok güzel bir senaryo, hayatımı anlatan. İnsanlar hem çok gülecek hem ağlayacak. Hepsi için ne olacak? Tabii. Peki Mardin'den sonra direkt İstanbul mu, yoksa arada ben, yaşadığın yerler şöyle, oldu mu? Ben Mardin'de ilk başladığımda zaten ortaokul lisemi Mardin'de bitirdim. Orada da bütün düğünlere katılırdım ben. Benim bir ekibim vardı. O zaman ben ilk darbukayla başladım. Darbuka çalıyordum ben. Bateriye sonra geçtim. Saz, klavye falan derken hem çalıp hem okuyordum. Hepsi ondan sonra sırf solisti tabii ki tercih ettim. Benim merak ettiğim, Mardin'den sonra seni ilk neresi kabul etti? Hangi İstanbul. Ilim? Direkt İstanbul'a geldi. Evet. Peki altyapıda çalgı, özel çalgı aletleri içerisinde benim okuduğumda bir tane ya da iki tane değil. Birçok çalgıyı biliyorsun. Yok, birçok enstrümanı ben çalıyorum. Yani tabii ki ben bunun okulunu okumadım. Okullu değilsin, alaylısın. Değilim ama hani notayı da biliyorum. Çünkü kendime öğrendim bazı şeyleri. Kendini geliştirdin. Tabii ki. Yanımda çalışan hocam vardı. Onunla belli bir iki sene çalıştık onunla beraber. İşte notaları, işte zaten zamanla kendi kendine her şeyi gelişiyor, aşıyorsun. Gelişiyor, öğreniyorsun. Evet. O arada sadece bir hocayla mı? O öğrenim hayatını tek bir kişiyle mi? Bir kişiyle. Evet, bir kişiyle olsun. Ama çünkü bütün sazlar da notisi olduğu için ben de onlarla beraber bilmediklerimi soruyordum. Ama biz mesela bugünlerde izliyoruz Murat Kurşun'u. Evet. Hiçbir programda, hiçbir yerde elinde bir çalgı aleti görmedik biz. Ben bir tek kendin şov yaparken
birkaç defa televizyon programındayken. Bir de sevgili Alişan'ın programına en son gittiğimde saz götürmüştüm. Ya isteseler yapıyoruz zaten. Ama isteğe bağlı diyorsun. Ya, peki söylediğin getirdim. O zaman notumuzu aldık sevgili evet. Murat. Peki şarkılara başlamadan önce, albüm yapmadan önce senin bir background'ında söz yazar, bestekar evet. bölümün var. Evet. Kaç şarkı desek ya yani, da kaç sanatçı desek? Tabii ki birçok sanatçı, abilerim, dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim şarkılarımı okudu yıllarca. Benim hayatımda çok ayrı yeri olan, ellerinden öpüyorum kendisini. Sevgili Cengiz Kurtoğlu abi. Cengiz abi diyeceksin. Evet. Cengiz baba ilk bestemi okuyan sanatçıdır. Hangisiydi buna? İlk okuduğu şarkı neydi? Unutamam ki vardı. Dönmeseydin vardı. Kar beyaz vardı. Seni sonradan tanıdık. Evet. Tanıdıktan sonra bu Murat'ın mıymış ya? Evet. İnsan biliyor bunu. Evet. İkinci bestemi Kibari okudu işte. Nasıl unutacağım? Onu Cengiz abi de okudu zaten. Yani böyle ondan sonra birçok sanatçı arkadaşım. İşte sevgili Seda Hanım olsun. Ayhan Aşan olsun, Berdan Mardin olsun. Ya birçok sanatçı. Birçok sanatçı. Ben Kurşun Yarası dizisi vardı. O zaman ben yapmıştım o şarkıyı da. Sizin şarkısında. Evet. Yani tabii ki zamanla ben çok güzel şarkılar besteledim, yaptım. Ama sen biliyorsun artık albümler satmadığı için yani, oturup uğraşmıyorum. Şimdi yapmıyorsun ama. Ben kendi albümlerimde hep kendi şarkılarımı okudum. Bu aralar yok ama bildiğim evet, kadarıyla. Evet, son çıkardığım iki albümde Murat Kurşun bestesi yok. Yok işte yok. Ona şaşkınım, onu söyleyeceğim evet. özellikle. Bu esasında kadar, var. Ama bu kadar büyük sanatçıya veriyorsun, şimdi, son zamanlarda niye sende yok? Şimdi ben değişiklik olsun diye, hani hep aynı fırından olmasın diye yaptım ben. Mesela farklı farklı, her sene farklı farklı şarkılarla çıkış yaptım insanların önüne. Bir ille desen, mesela Slow'du, biz remix halini yaptık. Biraz da şey hani söz yazarları, bestekarlar da kazansın. Biraz da onlardan alalım. Ya biz artık yani. Yolumuzu aldık. Ya müzik, söz de müzik de şişti yani. Artık yaptığım bir şey hep bir şarkıya benziyor yani. Peki şarkıları yaparken sen albüm evet. okumaya başlamadan önce evet. sözlerine dikkat ettim. Hep böyle bir dönmeseydin, evet. unutmakla ilgili evet. yaşanmışlık var tabii mı? Ki aşk şarkıları tabii ki. Yaşadığın yani şeyden yola mı çıktık? Yani tabii ki insan yaşadığı şeyleri de yazıyor, besteliyor. Ama hiç bir tramvaya bindiğin zaman bile bir söz yazabiliyorsun. Peki yani. Bunlar hep acı çektiğin zaman, üzüldüğün zaman mı ortaya çıkıyor? Mutluyken şarkı yapamaz mı bir sanatçı? Oluyor, olmaz mı? Oluyor değil mi? Tabii ki. Ama en vurucu olanlar da acı çektiği zaman yaptığı evet, şarkılar. Ama işte o şarkılar tutuyor zaten. Mesela biz Murat Kurşun hangi şarkıyla tanıdık? Sevenler Gece Ölür. Bak şarkıya evet. bakar mısın ama? Evet. Sevenler Gece Ölür. Evet. İçinde bir dram var. Evet. Yani onu yaptıktan sonra işte İyi Ki Varsın'ı yapmıştık. Ondan sonra işte bir sonraki albümde işte Mardinli Güzel Yarim. Yani her bir albümde farklı farklı tarzda çıktım ben. Esasında şey ya millet Murat Kurşun'a türkücü falan. Evet esasında öyle ben, bir ibare var. Ben saygı duyuyorum. Ben o konuda hiç rahatsız olmuyorum. Daha tam tersi hoşuma gidiyor. Da gidiyor. Hoşuma gidiyor. Esasında ben arabesk ve biraz da fantezi okuyan. Yok biraz değil yani. Fantezi ve arabesk sanatçısı. Yormayan, yumuşak evet. bir ses. Evet. Şarkılar da çok güzel. Evet. Yani ben o dinlediğimde o şarkıyı evet. Sevenler Gece Ölür. Evet. Bambaşka bir hava aldım. 13 sene önce bestelemiştim ben. Bakar mısın? Koca Mustafa Paşa'da oturuyordum. Tek odalı bir evde oturuyordum. Çok huzurluydum. Allah şükürler olsun. O şarkıyı yaparken huzurluydun. Ne evet. güzel yapmış. Vallahi. Yani o zamanlar benim böyle hızlı beste yaptığım zamanlar sevgili Ali Tekin Türen'in ondan sonra Vural Çağ'ın birçok Ömer Faruk Güney'in birçok söz yazarlarıyla ben o zamanlar çok çalıştım. Hep şarkı yani yapıp biraz ekmek var. De ondan da ekmek kazanıyorduk sonra ekmeğimizdi. Yani güzel şeyler yaptık o zaman. Peki bugün hala senden şarkı istiyorlar mı? Var çok, mı isteyen? Çok isteyen var. Ne diyorsun? Yani şu an elimde yoktu. Olunca haber vereceğim. Evet. Ama şöyle yaptığım eski besteler var. Hani eski dediğim hiç çık yani kimseye sunmadığın, senin de okumadığın. Evet şu an en azından bir 50 tane var. Onları inşallah zamanla yani yaptığım içinden ne cevherler çıkar kim evet, bilir. Var mutlaka. Yani. Peki kaç albüm yaptı Murat Kurşun o zamandan bu zamana? 10 albüm. 10 albüm. Evet.
Hepsinin de ayrı bir tadı var, ayrı bir güzelliği var ama mutlaka senin içine sinen yine şeye mi döneceğiz yoksa sevenler gece oraya mı geleceğiz? Ya şöyle, o albümde bir şarkı zaten biliyorsun hani albümlerde bir şarkı öne geçer, patlar. Her albümde bir tane iki tane ama en çok hayatım boyunca en çok hoşuma giden, tabii ki hepsinin yeri farklı. Yani en güzel yaptığım albüm Benim Mur Gitsin Beni albümü okudum. İçinde birçok sanatçı, arkadaşlarımın, dostlarımın, abilerimin vokal yaptığı bir albüm. Belki görmüşsündür albüm kapağını. Yani 15 tane isim var orada. Ve hepsi sağ olsunlar. Tabii ki bütün albümlerin içerisinde onun yeri daha başka. Evet, ve o albümde çok güzel şarkılar vardı. Mühürledim kalbimi, kimseye açmıyorum. Mesela hiç öne çıkmayan şarkılar bile var. Onları inşallah zamanla ben kendim tekrar değerlendireceğim. Murat Kurşun'un gündemde müzik camiasında şöyle bir sıfatı var diyeyim. Yani tatlı bir şey ama. Yeni bir şarkı, gündemde bir şarkı varsa bekleyin. Bir Murat yapsın. Murat bunu mutlaka okuyacak diye. Evet. Çok da güzel yapıyorsun. Evet. Mesela bir tavukları pişirmiş hem de. Evet. Sonrasında ben mesela ben yoruldum hayat. Mesela Karıçalı'yı ben okudum. Evet. Daha evet, ilk sen okudun. Ben yapmıştım o zaman ve hatta sizden de en çok yani güzel şeyler paylaştı Kral TV'de. Ben de biliyorsun sabah programı zaten hareketli şarkılar gerekiyor. Evet. Peki, haftanın şarkısı oldu. Bu ara var mı böyle bir şey? Yani bu ara şöyle, zaten Ben Yoruldum Hayat'ı yaptık biliyorsun. Bu senin, sen boş durmazsın. Bu senin en güzel türküsüydü. Evet. Şu an çok yakında çok güzel bir şarkı yaptık. Gelecek. Evet, şu an önümüzdeki hafta için inşallah klibini çekeceğim. Ve inanılmaz güzel bir şarkı. İyi hadi bakalım. Evet. Sen yaparsın, sen başarısın. Evet, hazır bu yani, duruyor. Bu arada halkın albüm almaktan ziyade bir sosyal medya takibi müthiş bir boyuta ulaştı. Evet. Sen de bunu çok iyi kullanan sanatçılardan elimden geldiği misin? Kadar kullanıyorum. Peki para kazanabiliyor musun sosyal medyadan, bir dönüş var mı? Hayır. Yok. Şu an yani. Peki bayağı bir fit bir görüntün var sevgili yani, Murat. Hem güzel giyiniyorsun hem de kendine bakıyorsun. Sağ olasın. Neler yapıyorsun? Spor var mı hayatında? Spor var işte. Haftanın 3-4 günü. Ben haftanın 5-6 günü yoğun çalıştığım için sabahları geç uyuyorum. Akşam, geldiği öğleden kadar, sonra akşam üstüne doğru uyanma gibi bir söz konusu. Evet. Yemek saatlerinde farklılık. Bu biraz, da vücudu etkiliyor. Evet. Ama yine ben yüzüyorum. Koşuyorum. En güzel. Spor yapıyorum yani. Top oynuyorum haftanın bir günü. Halı saha mı? Evet. Nasıl gidiyor maçta? Güzel. Hiç davet etmiyorsun. Gel. İyi oynarım. Her hafta pazartesi biliyorum. Pazartesi günleri mi? Her pazartesi tamam. günü. İnşallah. Evet. Ben de biraz böyle bir toparlayayım, geleceğim inşallah. Peki Murat Kurşun. Tabii ki ilk İstanbul'a gelen Murat Kurşun'la bunun arasında, şu gördüğümüz Murat Kurşun arasında çok fark var. Tanınmış şarkıcı, program yapan, televizyon programı yapan bir insansın. Dost bulmak zorlaşıyor mu böyle bir pozisyonda? Nasıl ayırt ediyorsun gerçek dostu, arkadaşı? Ya tabii ki, yani şöyle, öyle bir zamana geldik ki artık. Hani artık dostunu da bilmiyorsun, düşmanı da bilmiyorsun. Ama hep söylerim hani, ben birazcık çevreme yakın olan bir insanım. Yani dışarıdan hani gördükleri zaman hani Murat Kurşun, tam sanatçı dostlarım da çok var. Hepsinin de başının üstünde yeri var. Normal bildiğim, mesela ben hala çocukluk arkadaşlarımla görüşürüm. Süper. Okulda olan arkadaşlarım olsun. İşte onlar gerçek dost bence. Beraber top oynadığımız, yani ben ilk geldiğim mesela kötü günümde yanımda olan insanlar, hiçbir zaman unutmam onları. Önemli. Çünkü onlar, böyle bir zamanda dost bulmak gerçekten kesinlikle çok zor. Yani hangisi ben, senin gerçek, sana mı, Murat Kurşun'a mı? Benim numaram 10-12 senelik hala aynı telefon numarasını kullanırım. Hiç helal olsun. Yani böyle numara falan değiştirmem zaten. Peki Murat Kurşun, evet. Genç, bekar bir adam, özel hayatında neler var? Evet. Onu merak ediyorum, özel hayatta neler var? Benim babam çok istiyor hani şu an evlenmeyi. Hani Murat'ı evlendirmeli, torun torba sahibi olalım. Evet, ondan sonra inşallah. Kız bakıyor mu aile? Yoksa sana mı bırakmışlar? Yok, hani bana bırakmışlar. Tabii ki kısmet işi. İnşallah yani hayırlısıyla. Nasip. Evet. Yani kısmet. Bir gün hiç olmadık bir yerde karşına güzel biri çıkacaklar inşallah. Bahtın açık olsun diyelim. Peki kafanda başka ne var? Şarkıcılık olmadı. Sen zaten müzik bir ailede sadece bağlama çalan bir dayının yeğeni olarak. Evet. Allah'ın lütfu şarkı söyleyip bu boyuta gelmek. Evet. Olmasaydı ne olurdu? Ya ben top oynuyordum zaten. Futbol. Futbolcuydum ben zaten.
Ben top lisanslı oynarken mı? Tabii ki. Aa, süper. Ben Mardin Spor'da oynarken hem top oynardım hem sahne çıkardım. Benim zaten benim dayım öğretmen kendisi. Zaten emekli oldu. Hem onun da öğrencisiydim ayrıca. Yani ben babamla kaynak işi, su tesisatı bildiğin serbest meslek. Baba mesleği de yapıyordum. Yaptın. Yaptım. Ve normal bir ekibim vardı. Hani düğünlere, işte sahne aldığımız özel gecelere. Ve top oynardım. Üç iş vardı benim elimde. Bir okulla dört. Peki müzik olmasaydı Murat Kurşun bir Arda Turan olur muydu? Yani ben futbol hayatında. Ben yani şimdi bir şey hani öyle o kadar değil diyorsun ama çok oynardım çok biz. Güzel oynar. Halı sahada göreceğiz. Evet. Halı sahada göreceğiz inşallah. Yavaş yavaş sonlara gidiyoruz. Evet. Bayağı bir sohbet ettik. Evet. Sevgili Muratçığım, kralcılara senden bir mesaj alalım. Sonra da vedamızı yapalım istiyorum. Ben Kral TV ve Kral TV ailesine, bizi izleyen bütün sevenlerimize buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Onlar olmazsa zaten biz olmayız. Siz de olmasanız biz olmayız. Biz güzel olanı paylaşıyoruz. Teşekkür ediyorum. Zaten şu an bizi anlatabilen tek bir kral ailesi var Türkiye'de. Hani müzik. Müzik bağında. Evet. Camiası olarak. Ve gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum. Şöyle söyleyeyim, sizler güzel işler yaptınız. Sizce evet. Biz de kral ailesi olarak hep yanınızda teşekkür olacağız. Ederim. Bizi kırmadın geldiğin için. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben sevgili Muratçığım, sağ olasın. Pardon. Yeni albümle, yeni şarkılarla seni güzel bir şekilde bekliyoruz. Bilgin olsun. İnşallah. Sevgili kralcılar, bu haftalık bu kadar. Başka bir programda tekrar birlikte olmak üzere. Tüm güzellikler sizin olsun. Hoşçakalın.